akıllıklıdır alacak ya. Ben Kara Murat. Hayır, benim Kara Murat. Ay, benim Kara Murat. Ben. Ya hayır, benim. Evladım yapma bak, bir sakatlık çıkacak sonra. Yapma, oturun güzel güzel hadi. Memo. Oğlum yeter artık ya, ben kaçtı. Kim ediyorum şu sesten, ara dayını. Yemek hazır de. Tamam. Ah be yarenim. Sen ne yaptın bize ya? Ne var lan Memo? Bey gel artık yemeğe ya. Aşıktan öldük. İyi tamam geliyorum, bekleyin. Geldin mi Osman? İyi, biz de şimdi oturduk. Vallahi kurt gibi açım. Oo, bu ne, et mi yaptınız? Böbrek kavurma. Böbrek mi? Evet. Ne oluyor? Osman nimet o, sen yemek ayırmazdın, hayırdır, beğenmedin mi? Kaç para istiyorsun? Abi anlatamadım galiba sana durumu. 150. 150? 150 bin lira. Nakit. Seçmem tabii canım, yemek seçilir mi ya? Oo. İyi hadi, afiyet olsun. Şu arkadaşın bir kanını alın bakalım. Müşterilerimiz arasında böbreğe uyan var. Ay. Oğlum yavaş ye, oğlum yavaş ye, tıkanacaksın. Aa, bana bak, nasıl olmuş ama? Güzel değil mi? Nefis olmuş ya. Böbrek ya, bu güzel olmaz mı zaten? 40 yılın başı bir yiyoruz. Kaçamış tanesi. Niye sordun? Ay yani öyle piyasasını merak ettim. Hani kaçtan gidiyor böbrekler diye. Kerem, muhtarların konuşması var. Kesin geliyorsun değil mi? Tamam, bakarız ya. Bakarız değil mi Osman? Git çocukla beraber. Ne olur ne olmaz ya. Yanında ol. İyi tamam. Tamam gelirim. Evet. Ne olur ne olmaz. Biz de senin peşinde olacağız. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat önce sanayi bölgesinde iç organları alınmış bir ceset bulundu. Şunu değiştir Osman şunu ya. Öf, haber de kalmadı artık hiç. Kapat kapat. İnsanın sinirleri bozuluyor. Yakında dayılarını bu halde bulacaklar belki de. Ben çıkıyorum ya. Nereye? Ya biraz hava alacağım. Buraya bir yere gideyim. Hadi afiyet olsun. Tamam, yemedin de doğru dürüst. Yarım bıraktım da oğlum, o kadar yaptım. Lanet ya. Hepsi senin yüzünden geldi başımıza, biliyorsun değil mi? Yani sen bozulmasaydın yarenim de bana bozulmayacaktı. Neyse. Parayı yarene verdik mi? Artık vuslat. Tamam. Hey. Direksiyonu niye dedin? Neyse. Yarene parayı verince artık ondan sonrası vuslat. O ne lan? Ablam. Çok kötü kabus gördüm, ölmüşüm. Ama sen burada uyumuşsun. Gel buraya, hadi gel. Ay. Kabus mu gördün? Vallahi melek gibi yetiştin abla. Ay. Tamam. Hadi gel. Kabus ablam, gel. Vallahi çok kötü kabus gördüm ya. Gel bir tane daha öpeyim, gel. Hadi gel, içeride öpersin. Uyudum, çok soğuk. Gel buraya.
Hadi geç 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 geç. Koş koş. Tamam. Şapşal kardeşim benim. Sen niye orada uyudun ya? Bir şey yok, tamam gel. Tamamsın değil mi? Çıkacağız. Tamam tamam. Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada öyle? Ha? Yok bir şey ya, saat sordum. Senin saatle ne işin var? Ya nene amma soru sordun ama ya. Anne. Ha? Ben çıkıyorum. Ne? Oo, anne çok güzel olmuşsun. Ay Memo. O nereden çıktı şimdi? Nereye Melek anne? Benim biraz işim var canım. Siz şimdi anneanneyle güzel güzel oturun. Ha Memo, sokağa çıkarsanız da bak. Canı da güzel güzel, yani sıkı giyinin, tamam mı? Çok soğuk bugün dışarısı. Ona göre. Aha tamam. Ben hemen gidip geleceğim. Geç kalmayacağım. Tamam. Bir şey lazım mı anne dışarıda? Yok kızım, yok sağ ol. İyi hadi. Görüşürüz. Hadi güle güle. Güle güle. Biz gözüne. Nereye? Memo. Nereye oğlum, nereye? Allah Allah Memo. Üf yarabbim, bu çocuklar hiç laf anlamıyorlar. Hiç. Ha Melek. Peri. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Oy Cidom. Ay ben de hemen bir gidip geleceğim işte geç olmadan. Ne yapacaksın? Çıkacağım mı kağıda bugün? Çıkacağım ama sensiz hiç tadı olmuyor be Melek. Seninle gülüşüyorduk, kıkırdaşıyorduk, zaman geçiyordu. Ama şimdi deme öyle, beni üzme Perim ya. Ya üzülmen için söylemedim. Vallahi en az senin kadar seviniyorum şu kitap işine. Allah işinizi rast getirsin inşallah. İnşallah canım benim. Bakalım, bakacağız işte. Olacak, olacak. Hadi ben seni tutmayayım, çok soğuk hava. Ya akşama gel de bir çay içelim artık. Ama dur, benimki izin verirse gelirim. Ama karışmasın o. Hadi Çidon. Özellikle aradığınız bir kitap var mı hanımefendi? Günaydın. Günaydın. Ya şu yazı tuhafıma gitti. Hani en çok satması gerekenler ama sanki hani satılmayanlar, bir nevi sitem gibi. Doğru anladığına sevindim. Yani genelde çok satanlar öne çıkarılır. Böyle insanın burnuna dayatılır böyle. Bak herkes okuyor, hadi sen de oku diyor. Ama bir de en çok okunması gereken kitaplar vardır. Onlar da öyle sessiz sedasız köşede sırasını beklerler. Aslında tıpkı hayatımızda olduğu gibi bir bakıma. Ben bunların hiçbirini okumadım. Bundan başlamaya ne dersin? Tamam, olur. Bin muhteşem güneş. Oku bakayım, sevecek misin? Bu o dallama değil mi lan? Bulduk onu. Evet. Oğluma haber verelim. Bu limanın kapasitesi yatırım bittiği zaman tam 2 katına çıkacak. Bildiğiniz gibi projemiz... Pardon. Ali baba, hediye tespit edildi, takipteyiz. Aynen, devam. Peşini bırakmayın. Beni de habersiz bırakma. Tamam. Pardon. Nerede kalmıştık? Vay vay vay. Entel dantel tayfasından çıktı abimiz. Çay mı içiyorlar onlar? Evet, çay içiyorlar. Yanlarında bir adam var. Tipe geldi ya. Ne kadar yüz tayfa varsa hepsi orada ha. Bir tek annem değil. Gelelim esas konuya. Bu mektup bunca yıl sonra bulunduysa bence artık yerine ulaşmak istiyor. Bakayım.